Merhaba sevgili gençler. Divan Edebiyatı'nda beyitlerle kurulan nazım şekillerinde gazel videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda eğer izlediyseniz Divan Edebiyatı nazım şekillerinin şifresini vermiştim. Ve gazel de o şifrede beyitlerle kurulan nazım şekilleri içerisinde güzel mekkem şifresinin başını oluşturuyordu. Hemen isterseniz konu anlatımına başlayalım. Bu videomuzda sadece gazelin özellikleri ve gazel örneği olacak. Oradan hareketle gazeli size anlatmaya çalışacağım. Deşifre Edebiyat'a hoş geldiniz. Şimdi şifremiz, gazelle ilgili ilk şifremiz güzel kelimesinden yola çıkarak aslında biz gazeldeki aşk, şaraf ve kadın başlıklarına ulaşabiliriz. Çünkü gazel ve güzel birbirine benzeyen iki kelimelidir. Biliyorsunuz güzel mekyem şifresinde de özellikle güzel kelimesinde gazel kelimesine ulaşmıştık. Şimdi şu arkadaşlar kimdir derseniz gazel divan edebiyatında çok tercih edilen bir nazım şeklidir ve bizim divan edebiyatında güzellerimiz vardır bildiğiniz gibi. Saçları siyahtır ve uzundur, dişleri inci gibidir, yanakları aya benzer, gözleri büyüktür ve siyahtır, misk kokar, biraz işveli veya cilvelidir gibi. Ve bu divan edebiyatı güzeli genellikle aşığımıza yüz vermez. Bakın şurada da özellikle bu görseli de o yüzden aldım. Genellikle aşığımıza yüz vermez, gidip ayara yani rakiplere yüz verir ve bizim aşığımız o yüzden devamlı bir aşk acısı çeker. Özellikle Fuzuli'nin gazellerinde bunu görürsünüz. İşte bu görseller size neyi hatırlatacak? Gazel kelimesinde veya gazel nazım şeklinde özellikle aşk, aşk acısı, kadın, şarap gibi konuların işlendiğini, sevgili gibi konuların işlendiğini bu görsellerimizden ve güzel kelimesinden yola çıkarak hatırlamış olacaksınız. Şimdi şöyle bir örneğimiz var. Fuzuli'nin çok ünlü bir gazel örneğidir. Bu gazelden yola çıkarak ben okumaya çalışacağım. Hepsini okumayacağım vakit kaybı olmasın diye. Ama özellikle birkaç tanesini okuyup buradan hareketle gazel nazım şeklinin özelliklerine ulaşmaya çalışalım. Şimdi bu çalışmayı niye yaptım? Bilinçli olarak yaptım. Çünkü ders kitaplarında biliyorsunuz bir gazel örneği verilerek nazım şekli nedir, nazım birimi nedir, ölçüsü nedir, kafiye düzeni nedir, konusu nedir şeklinde sizden bu soruları yanıtlamanızı istiyorlar. O yüzden böyle bir etkinlik yapmak istedim. Bu şekilde daha kolay öğreneceğinizi düşünüyorum. Şimdi hemen başlayalım isterseniz. Beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı? Bakın şöyle çiziyorum anahtar kelimelerini. Felekler yandı ahımdan, muradım şemi yanmaz mı? Kamu bimarına canan, devayı dert eder ihsan. Niçin kılmaz bana derman, beni bimar sanmaz mı? Gamım pinhan tutardım ben, dediler yâre kıl ruşen. Desem ol bil vefa, yani vefasız bilmen, inanır mı, inanmaz mı? Değildim ben sana mail, sen ettin aklımı zail. Bana tan eyleyen gafil, seni görmez görgeç utanmaz mı? Fuzuli rindi şeydadır, hemişe halka rüsvadır. Sorun kim bu ne sevdadır, bu sevdadan usanmaz mı? Şimdi aslında siz öğrenciler böyle yabancı kelimeleri gördüğünüzde anlamayacağınızı zannediyorsunuz. Ama gençler ister gazel olsun, ister mesnevi, ister müstezat ne olursa olsun biraz anlamaya çalışarak okuduğunuzda, biraz şiirin içine girdiğinizde aslında oradaki mevzuyu anlıyorsunuz. Mesela ben bu şiiri okurken bu şiirde temel olarak aşk konusunun işlendiği anlaşılıyor. Çünkü canan demiş, sevgili demiş, işte bana gafil yüz vermiyor demiş, bir vefa vefasız demiş, sevda kelimesini kullanmış. Buradan hareketle şiiri okuduğumuzda bu şiirin konusunun aşk olduğunu, sevgili olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Şimdi nazım birimi ben buraya yazdım. Biliyorsunuz ikilikler beyit oluyordu divan edebiyatında. Nazım birimimiz beyittir. Kafiye düzenimiz hemen bakıyorum. Usanmaz mı? A. Yanmaz mı? A. Kaside'de ve gazelde ilk beyit kendi arasında kafiyelidir. Yani a diye başlar. Daha sonra İhsan sanmaz mı? Ruşen inanmaz mı? B, A, C, A, D, A şeklinde gider. Ölçüsüne baktığımızda divan edebiyatının genel özellikleri arasında aruz ölçüsünün kullanıldığını görüyoruz. Zaten burada da
Ringi Şeyda'dır mesela, özellikle şimdi dikkatimi çekti. Faslı Gül'dür. Bu gibi tamlamaları gördüğünüzde zaten hece ölçüsünün kullanılması imkansızdır. Çünkü bu tamlamalarla aruz ölçüsü, yani daha doğrusu Arapça Farsça kelimelerle aruz ölçüsü daha uygundur. Demek ki ölçümüz de aruzdur. İlk beytine matla, son beytine makta denir. İlk beyti bakın burada da görüldüğü gibi ilk beytine matla denir. Bunun şifresini vereceğim. Son beytine de makta denir. Bir gazelin ilk veya son beyti olduğunu nasıl anlayacağımızı biraz sonra konuşacağız. Ve gazelin beyit sayısı da en az 5, en fazla 15 beyitten oluşur. Ha işte 16-17 beyitte yazılan gazeller de vardır. Ama biliyorsunuz divan edebiyatı kuralcı bir edebiyattır. Genellikle en az 5, en fazla 15 beyit arasında yazıldığını söyleyebiliriz. Şimdi soru ve cevaplarla isterseniz gazel nazım şeklini bir sorgulayalım. Bir şiirin gazel olduğunu nasıl anlarım? Siz öğrencilerin en fazla takıldığı nokta bu. ÖSYM'de şimdi tam senesini hatırlamıyorum ama LYS'nin birinde bir gazel örneği verip yukarıdaki şiir aşağıdaki nazım şekillerinden hangisine aittir diye bir soru oluşturmuştu. Siz bu çıkmış sorularla ilgili mutlaka kitaplar alıyorsunuzdur. Orada göreceksiniz. Nereden anlarsınız gençler? Mesela biraz önceki gazelimize döndüğümüzde ilk önce bir şiiri okursunuz. Genellikle zaten iki beyit verilir. İlk önce bir şiirimizi okursunuz. Beni candan usandırdığı cefadan yar usanmaz mı? İşte burada yar kelimesini görürsünüz. Ayrılık varsa, aşk varsa, yani ilk önce bir konuya dikkat edersiniz. Eğer mevzu gazelse. Daha sonra yani konusuna baktım. Nazım birimi beyitse gazeldir ve kafiye düzeni AA, BA, CA şeklinde ise gazeldir. Ama özellikle bir şiirin gazel olduğunu ben en fazla konusundan anlarım. Çünkü nazım biriminin beyit olması veya şu kafiye düzeni kasidede de olacak. Kasidede konu aşk değil, övgü veya eleştiri olacak. Anladınız herhalde. Bu birinci sorumuzdu. Yani baktığım şöyle bir şiir verilmiş bana. Konusu aşk, nazım birimi beyit, kafiye düzeninde AA, BA ise bunun nazım şekli neymiş? Bunun nazım şekli gazelmiş. Şimdi ikinci soruya baktığımızda matla beytini nasıl bulurum? Bir beytin matla olduğunu nasıl hatırlarım? Şimdi şöyle bir şifremiz var. Bu şifre genellikle karşınıza çıkıyordur veya hocalarınız da anlatıyordur mutlaka derslerde. Matla ilk beyittir. Başla kelimesi. Bakın başla ve matla kelimesi birbiriyle uyumlu. Veya ben şöyle yapıyorum. Şu şifre bana ait. Matla, matla. L sesine vurgu yaparak ilk kelimesine ulaşıyorum. Bu şekilde ilk olduğunu anlıyorsunuz. Bu bir. İkincisi, matla kelimesi, matla beyti daha doğrusu mukaffa ya da musarra şeklinde kafiyelenir. Yani ne demektir mukaffa veya musarra? Mısralar aynı kafadadır. Aynı kafadadır. Bu da bir şifre olsun sizin için. Bakın, bahardan A, itibardan ve bahardan birbirine benzediği için o da A. O zaman ben böyle bir beyit gördüğümde AA şeklinde kafiyelendiği için gazelin ilk beytidir diyorum. Hemen şiirime yine dönüyorum. Bakın, usanmaz mı, yanmaz mı? AA şeklinde kafiyelendiği için bu benim gazelimin matla beytiydi. Şimdi tekrar döndüm. Bir beytin makta olduğunu nasıl anlarım? Makta'nın son beyti olduğunu nasıl hatırlarım? Şimdi makta ilk önce nasıl hatırlayacağımızı bir konuşalım. Makta şairin adının veya mahlasının geçtiği beyittir ve son beyittir gençler. Nasıl hatırlayacağız bunu? Artık benim şiirim bitti abi. Ben şiir bitirdiğimde ya da bir şey bitirdiğimde ne yaparım? Nokta koyarım. Makta nokta. Gördüğünüz gibi birbiriyle uyumlu iki kelime. Nokta. Bitti. Nasıl bitiriyormuş? Ve şu şekilde bitiriyormuş. Şair ya adını ya da mahlasını kullanıyormuş. Bakın burada mahlası ben buldum. Baki'yi buldum. Hemen eğer bir isim ya da mahlas beyti gördüyseniz onun makta olduğunu kolaylıkla hatırlayabilirsiniz. Yine hemen şiirime dönüyorum. Fuzuli rindi şeydadır dediğimizde bakın şurada Fuzuli'yi gördüm ya. Hemen ne yapıyorum? Hiç kafiye düzenine falan bakmanıza gerek yok. Oradaki Fuzuli mahlasını gördüğümde onun da makta beyit olduğunu anlıyorum. Hani mektuplarda
Mektup yazıldıktan sonra en sonunda insanlar eskiden işte isimlerini yazarlarmış ya, öyle düşünün. Şairlerimiz de şiirlerini yazıyorlar ve bitirirken de isimlerini ekliyorlar. Bu şekilde de aklınızda kalabilir gençler. Şimdi bu nasıl çıkmıştı? Böyle boş bir sayfamız var. AYT'nin birisinde 3 tane beyti karışık olarak vermişti. 3 beyti ve şöyle mesela beyitlerimiz olsun. Şunlar beyitlerimiz. Kendi düzeltmeye çalışıyor. Ben eğri çiziyorum ya. Şöyle beyitlerimizi karışık olarak vermişti. Mesela işte şurada şöyle Fuzulimiz olsun. Şu AA diye bitsin. Şu da CA diye bitsin. Karışık olarak verilen şöyle 1, 2 ve 3 olsun. Karışık olarak verilen bu gazeli nasıl sıralarsınız? Şimdi sıralama yaparken neye dikkat edecekmişiz? Bir kere Maktâ beyti şairimizin isminin ya da mahlasının geçtiği beyitti. Ben şurada Fuzuli'yi gördüm. Bunun Maktâ olduğunu anlıyorum. Yani bunu en sona atacağım. İkiyi en sona attım. Matla beytimiz nasıldı? Kendi arasında kafiyeleniyordu. Bunun da matla olduğunu anladım. Bunu da en başa koyuyorum. Üçü de en başa koydum. Zaten arada kalan arkadaş da hiç önemli değil. Bizim için önemli olan burada neymiş? Makta ve matla beyitlerini belirlemektir. Bu şekilde soru tarzı karşınıza çıkacaktır. Musammat gazel nedir? Bir gazelin musammat olduğunu nasıl bulurum? Şimdi öğrenciler genellikle musammatı bilmiyorlar. Musammat dediğimiz şey şudur gençler. Dizi ortalarında İç uyak bulunan ve genellikle aruzun iki eşit parçaya bölünebilen kalıplarıyla yazılan gazellerdir. Biliyorum bu tanımdan çok fazla bir şey anlamadınız. Örneklere baktığımızda ha bu muymuş diyeceksiniz. Bakın, kamu mimarına canan, şu kırmızılara dikkat edin. Devayı dert eder ihsan, niçin kılmaz bana derman, beni bimar sanmaz mı? İç uyak demiştik ya, şuradaki ihsan kelimesiyle canan kelimesi ve derman kelimeleri birbiriyle kafiyeli fark ettiyseniz. Farz edin ki şu birinci mısramız kamu mimarına canan, hemen devayı dert eder ihsanı ikinci mısra olarak düşünün alt alta. Devayı dert eder ihsan, niçin kılmaz bana derman üçüncü mısra, beni bimar sanmaz mı dördüncü mısra. Yani siz bunları alt alta yazdığınızda şiir şöyle bitiyor. Canan, ihsan, derman sanmaz mı diye bitiyor. Böyle kafiyeli yani ne diyelim mısranın sonundaki kafiyeli kelimeyle aynı o kelimeye benzer kelimeler kafiyeli kelimeler mısranın ortasında da beytin ortasında da varsa ona musammat diyoruz. Bakın gül ruhsarına karşı gözümden kanlı akar su karşı gördünüz mü? Habibim faslı güldür bu. Bu karşu ve su kelimeleri birbiriyle uyumlu. Demek ki bunlar musammat gazelmiş. Devam ettim. Yek ahenk ve yek avaz gazel arasındaki fark nedir? Bunları aklımda nasıl tutarım? Şimdi ÖSYM tarafından sorulmuştu. Yek ahenk gazel sorulmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Yek avaz gazel bütün beyitleri aynı güzellikte söylenmiş gazellerdir. Bir söyleyiş güzelliği vardır. Bunu aklınızda şöyle tutun gençler. Hani günlük hayatımızda avaz avaz bağırmak ifadesi vardır ya. Bu avaz avaz bağırmak ifadesi neyle ilgili? Söylemekle ilgili. Yek avaz kelimesinde de avaz kelimesi var. Demek ki bu şekilde bağlantı kurabilirsiniz. Söyleyişle ilgili, yek avaz söyleyişle ilgili, avaz avaz ne bağırıyorsun ifadesinden aklınızda kalsın. Diğeri de zaten yek ahenk olacaktır. Yek ahenkte de beyitleri arasında konu ve anlam bütünlüğü olan gazellerdir. Ah, bakın yek ahenk, ah, anlamadın beni. Anlamadın anlamla ilgili demiştim ya konu ve anlam bütünlüğü demiştim. Ah anlamadın beni şeklinde bir ifadeyle yek ahenk ve anlam konu ilişkisini belki hatırlayabilirsiniz. Nasıl karşımıza çıkıyor? Gazelle ilgili ayrıntılı bir soru tarzında bu ifadeler karşınıza çıkacaktır. Veya eşleştirme sorularında karşınıza çıkacaktır. Devam. Hüsnü matla ve hüsnü makta nedir? En basit başlık şu anda gazelle ilgili. Hüsnü matladan sonra gelen beyit. Yani ikinci beyittir. Hüsnü makta ise maktadan önceki beyittir. Mesela 15 beyitlik bir gazelim var.
Sanatçı işte Baki diye bitirdi gazelini. Biliyorsunuz ben Mahlas'ı gördüğümde ne oldu? Bu bitti artık. Adam noktayı koydu. Makta beyti. 14. beyitte Hüsnü Makta oluyor. Hüsnü Matla'da Matla'a diye Matla'yı biliyordum artık. Matla olduğunu. Bu birinci beyitti. İkinci beyitimizde hemen Hüsnü Matla alıyor. Hemen üşenmeyeceğim, şiirimize döneceğim sizin için. Neredeydi şiirimiz? Bir de bulsaydım. Şunun Matla olduğunu biliyorum. Demek ki şu neymiş? Hüsnü Matla'ymış. Şu ikinci beyitimiz. Şunun Makta olduğunu biliyorum. Demek ki şu neymiş? Hüsnü Makta'ymış. Hüsnü diye yazalım da kafanız karışmasın. Bu kadar basit. Genellikle ders kitaplarında karşınıza çıkacaktır. Çok da fazla sizi oyalamayacaktır. Beytül Gazel veya Şah Beyit nedir? Gazelin en güzel beyitine Beytül Gazel denir veya Şah Beyit denir. Lütfen bunu da unutmayın. Şimdi konularına göre gazel çeşitlerimiz vardır. Konuna göre gazel çeşitlerimizden özellikle hikemi gazel ve aşkane gazele dikkat edin. Hikemi gazel LYS'de de sorulmuştur. Aşkane gazel de Fuzuli ünlüdür. Hikemi Gazel'de Nabi ünlüdür. Daha önce ben Nabi'yi anlatan videomda belirtmiştim. Abi, Nabi, Hikemi her şeye hakim, öğüt veriyor şeklinde aklınızda tutabilirsiniz. Rindane Gazel'de Baki ünlüdür. Şuhane Gazel'de tabii ki Nedim ünlüdür. Şimdi bunları son olarak ayrıntılı bir şekilde şöyle göstermek istiyorum. Aşkane Gazel dediğimiz adı üstünde aşkla ilgili, aşkın verdiği mutluluk, sıkıntı, sevgiliden yakınma, sevgiliye karşı yakarışları işler. Ve Fuzuli biliyorsunuz lirik şairimizdir. Özellikle Fuzuli'nin şiirlerinde aşk acısı vardır. Gençler, Fuzuli lirik şairlerimizden birisi, aşkane gazelleriyle ünlüdür. Rindane gazel dediğimizde ise hayata karşı kayıtsızlığı anlatan, yaşamaktan zevk alma felsefesini, içkiyi, içki zevkini işleyen gazellerdir. Bu gazellerimizde de Baki'nin gazelleri özellikle bu tür gazellere girmektedir. Şuhane gazellerimiz de bakın hani şuh bakış vardır ya, böyle biraz daha çapkınca, sevgili ve aşkın zevklerini zarif veya çapkınca bir biçimde işleyen gazeller, şuhane gazellerdir. Bizim çapkın şairimiz kim? 18. yüzyılda eğer Nedim videosunu izlediyseniz aklınıza gelecektir. Tabii ki Nedim'dir. Ve son olarak Hikemi Gazel, Hakimane Gazel diye de karşınıza çıkar. Biliyorsunuz gazellerde genellikle aşk, şarap, kadın diye bahsettik ama Nabi'nin gazelleri biraz daha böyle düşünceye dayalı, özdeyiş niteliğinde, öğütler veren sözlerin ağır bastığı gazeller yazar Nabi. Nabi, abi, abicim bunu yap, bunu yapma gibi bir ifade eden de Hikemi Gazel'e yani öğütler veren gazele ulaşmış oluyorsunuz. Muhtemelen videomuz bu şekilde. Videoyu sonlandırmadan önce şöyle bir toparlamak istiyorum. Gazel, en fazla gazel yazan sanatçılarımız sizin de tahmin edeceğiniz gibi Fuzuli var, Baki var, Nedim var, Nabi var. Evet Nabi. Nabi var. Hikemi gazelleriyle. Bir de ben Necati Bey'i de yazmak istiyorum. Necati Bey'in de gazelleri ünlüdür. Videomuz yine bu şekilde. Umarım etkili bir video olmuştur. Unutmayın gençler. Gazel nazım şekli bizim için çok önemli. Başka bir nazım şeklinde görüşmek üzere. Şimdilik herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.